Merhaba, pardon.com'dan ben Celal Erdoğan. Bugün sizlerle birlikte lens adaptörlerini tanıyacağız. Merhaba, bu videoda sizlerle birlikte lens adaptörleri ne işe yarıyor, hangi alanlarda kullanılabilir bunu göreceğiz. Lens adaptörleri çoğunlukla sahip olduğumuz lensleri yeni makinelerimizde ya da bir başka makine üzerinde kullanmaya yarar. Lens adaptörlerin birden fazla çeşidi vardır. Bazıları bu elimde görmüş olduğunuz gibi herhangi bir elektronik aksama sahip değilken bazıları makine üreticileri tarafından özel olarak üretilmiş olan lens adaptörleridir. Makine üreticileri tarafından üretilmiş olan lens adaptörleri teknik olarak lenslerle makinelerin konuşması için gerekli sisteme sahip oldukları için makineler netleme, ışık ölçümü gibi birçok özelliklerinde diğer lenslerle birlikte kullanmaya izin verir. Bu elimde görmüş olduğunuz gibi olan adaptörler ise herhangi bir teknik ekipmana, yani üzerinde elektronik bir haberleşme imkanını sağlayan bir ekipmana sahip olmadığı için lenslerin netleme ya da ışık ölçümü gibi özelliklerini kullanmanıza maalesef izin vermemektedir. Ancak bununla birlikte sahip olmuş olduğunuz eski model bunlar gibi lensleri yepyeni bir makine üzerinde, yani böyle bir makine üzerinde kullanmanıza da imkan sağlar. Peki bunu nasıl yapıyor? Gelin birlikte görelim. Örneğin elimizde Zenith makineye bir adet lensimiz var. Bu lensi makinemizden çıkartıyoruz. Bu lens vidalı bir lens. Gayet gördüğünüz gibi vida çevirir gibi çeviriyorsunuz. Bu şekilde kenara ayırdım. Bu elimde görmüş olduğunuz adaptörü isterseniz direkt lense ya da makinemizden mevcut kendi lensimizi çıkartıyoruz. Ve bu adaptörü sanki lens takar gibi adaptör üzerinde gözüken bu kırmızı nokta üzerinde ve makine üzerindeki yine kırmızı noktanın işaret ettiği yere getirir. Yarım tur, daha doğrusu çeyrek tura yakın çeviriyoruz ve oturtuyoruz. Bu şekilde makinamıza yerleşmiş durumda sanki lens takar gibi taktık. Elimizdeki vidalı lensi şu an makine üzerine takıyoruz. Şimdi elimizde bir adet lens var ve bu lens çok eski bir lens, yani Zenith'in bir lensi. Sizin de sahip olduğunuz bu tarzda eski lensler varsa, bir Zenith gibi değil de daha kıymetli ve iyi lensler ise bunu kendi makinenizde, makinenizde marka olursa olsun bu adaptörü bulduğunuz takdirde herhangi bir makine üzerinde bu lensleri kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Yani lensleri satmak zorunda değilsiniz ya da kenarda rafta durmak zorunda değil. Bu lens adaptörleri de 20-25 liradan başlıyor, 40-50 liraya kadar çıkıyor. Hele bunların teknik olarak makinenize uygun olanları ve elinizde de örneğin Canon'un çok eski ya da Nikon'un çok eski olan bir lensi var ve sadece bayonet farkı sebebiyle makinenize uymuyorsa makine üreticilerinin üretmiş olduğu lens adaptörlerini alıp makinenize takabilirsiniz ve lensleri kullanabilirsiniz. Bu makineyle şu an benim üzerindeki bu lensle fotoğraf çekebiliyoruz. Ancak fotoğraf çekerken ne yazık ki ışık ölçümü ayarlarını yapamadığı için ve diyafram ayarlarını yapamadığınız için bunları tamamen lens üzerinden yapmanız gerekiyor. Odaklama özelliği de yine aynı şekilde diğer özelliklerin çalışmadığı gibi maalesef bu özellik de çalışmıyor. Ama bu söylemiş olduğum şeyler tamamen bu lens ve bu makine ikilisi için söylüyorum. Eğer elimizde farklı bir lens olsaydı ya da farklı bir makine olsaydı ya da aradaki lens adaptörü farklı bir lens adaptörü olsaydı bu özelliklerin belki bir kısmını, belki de tamamını sanki normal yeni bir lens kullanır gibi, yeni bir makine kullanır gibi kullanabiliyor olacaktınız. Gelin elimizdeki bu lensle birlikte bir iki fotoğraf çekimi yapalım. Şimdi objemizi yine mekanımıza yerleştirdik. Biliyorsunuz artık iyice meşhur olmaya başladı. Makineyi getiriyoruz. Şu an üzerinden gördüğünüz gibi buradan F ayarlarını döndürerek yapabilirsiniz. Bu iki diyaframa sahip bir lens. Örneğin getirelim 2.8 diyaframa. Makinenin gördüğünüz gibi manuel moda aldım. İsterseniz 400-300 ortam ışığına göre, tabii bunu ayarlamanız elinizde. Enstantane hızını 320. F hızı, F gördüğünüz gibi burada 0 olarak gözüküyor. Bunu diyafram üzerinden ayarlıyoruz artık. ISO yine tabii ki yine bizim kendi kontrolümüzde. ISO'yu 2000'e ayarlıyorum. Netliği gördüğünüz gibi yine objektif üzerinden yapacağız. Netlediğimiz zaman görüntüyü kaydettik.
Gördüğünüz gibi net bir görüntüyü gayet güzel bir şekilde aldık. Görüntüyü aldığımız, kaydettiğimiz lens bu şekilde. Aslında çok da pahalı olmayan bir lens ama iki diyaframa sahip. Bunun gibi piyasada birçok kaliteli, güzel lens bulabilirsiniz. F2, F1.8, F1.4 özelliğinde lensler ve bunları neredeyse piyasada 150-200 liraya bile bulabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aslında çok uygun fiyatlı bir şekilde çok kaliteli fotoğraf çekebilmek sizin elinizde. Yani iyi fotoğraf çekebilmek her zaman iyi ekipmanlara, pahalı ekipmanlara bakmıyor. Burada sizin emeğiniz ve yaratıcılığınız da her zaman öne geçiyor. Çünkü fotoğrafta diğer sanatlar gibi sadece para vererek çok daha iyi şeyler yapabildiğiniz anlamına gelmiyor. Bu denememizde gördüğünüz gibi elimizde çok eski, piyasada 100 liraya, 150 liraya, 200 liraya alabileceğiniz lenslerle elinizdeki makine nasıl tür bir makine olursa olsun eğer uygun adaptörü, lens adaptörünü bulabiliyorsanız ve çok uygun fiyatlı bir lens bulduğunuzda ya da elinizdeki herhangi bir lensle makinenizde bu lensi kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok güzel fotoğraflar çekebilmek, çok ucuza fotoğraflar çekebilmek elinizde yeter ki yaratıcılığınızı zorlayın. Umarım bu videodaki bilgiler sizlerin işine yaramıştır ve yarayacaktır. Eğer sizin de bu konuda farklı bilgi ve tecrübeleriniz varsa lütfen video altında bulunan yorum bölümüne yorum yapmayı unutmayın. Pardon.com'un YouTube üzerinde bulunan video kanalına abone olmayı, Pardon Medya'yı Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta takip etmeyi unutmayın. Pardon.com'un web sitesinde fotoğrafçılıkla ilgili güncel yazı ve incelemeleri görebilirsiniz. Yine yazılar üzerinde sizler de yorum yapabilirsiniz. Hoşçakalın.